Zaten bu baba mesleği 1960 yılında Sivrisar Caddesi İstanbul Pasajı'nda olan iş yerimiz. Babamın üzerine olan Aralı İyi Bakanlar Şahıs Şirketi olarak 96'ya kadar devam etti. 1996'dan sonra şirket, anonim şirket haline geldik. Benim mesleğe başlamam 1970'li senelerin ikinci yarısında çırak olarak başladım. Resmi olarak başlamam 1985 senesi, üniversiteyi bitirdikten sonra. Orada bir fiil, burada kardeşimle beraber babamdan işi devraldık. Tam anlamıyla devralmamız 90'lı seneleri buldu. Oradan bu zamana kadar da işte İstanbul Pasajı'ndan Baksal Sanayi Sitesi'ne, Baksal Sanayi Sitesi'nden Organize Sanayi Bölgesi'ne bu şekilde bir maceramız oldu. Evet, yani hangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Daha çok biz başlangıç olarak şekerleme sektörüyle başladık. Şekerleme sektörüne etiketler, ambalajlar, çikolata kutuları ki bizim başladığımız dönemde Erden Şekerleme vardı, evet, belki bilirsiniz. Bilirim tabii. Onun şeker kutularının ambalajlarını yapardık, etiketlerini. Bir de Cici Şekerleme vardı, şimdi Elvan Gıda olarak geçiyor. Onlarla çok çalıştık. Daha sonra 1974-75 yılından itibaren beyaz eşya sektörüne geçtik. Arçelik Buzdolabı İşletmesi'nin buraya kurulmasından itibaren. Orada bizi sevdiler, bize iş verdiler. Biz de devam ettik, sebat ettik. O zamandan bu yana beyaz eşya sektörüne ağırlıklı olarak çalışıyorum. Bu meyanda 2008 yılında burada Hayal Grup Renta işletmesi faaliyete geçti kendi adıyla. Evet. Onlara da çalışmaya başladım. Yani daha çok kullanım kılavuzu, sanayi tipi etiketler, yani o şekilde. Yani bir anlamda matbaacılık sektörü. Matbaacılık sektörü. Ambalajdan daha çok offset tekniğini oraya kaydık. Evet, yani mutlaka tabii zorluklar yaşandı bu süreçte. Ne gibi zorluklar yaşandı, bunlar nasıl aşıldı, nerede anlatabilir misiniz? Tabii, en çok yaşadığımız zorluk hala da devam eden ham maddenin yerli üretimden direkt ithal üretime kayması. Hani yerli üretim, hiç olmazsa bir sekramız vardı. Evet. Yani sizin de ham maddeniz, hani girdilerinizden kağıt. Aradığımız kağıt olduğu için oradan temin ediyorduk. Fakat şimdi o kapanınca toprak kağıt vardı, evet, biliyorsunuz, evet, o da yerli üretim yapıyordu. Evet, evet. Onların çoğu kapanınca şimdi direkt ithal malzemeye mecbur kaldık. O da bizi biraz zorluyor. Direkt olarak dövizle alıyorsunuz. Bizim de ara girdiğimiz ham maddemiz kağıt, evet, ve yapışkanlı kağıt. Boya konusunda mesela onda da Dio marka vardı, ÇBS vardı. Onlar yok oldu. Daha çok gene yani çalışıyorlar ama matbaa boyası üzerine değil de ne bileyim duvar boyası, inşaat sektörüne yöneldiler. Matbaa boyası da, evet, gene ithale yöneldi. Yani ana girdimizin hepsi ithal. İthal diyelim. Bizi, evet, en çok zorlayan konu bu. Evet, tabii yani şöyle bakıyoruz, tesise bayağı başarılı da bir tesis. Teşekkür ederim. Bu başarıdaki faktör neydi sizce? Yani işi sevmek tabii ki öncelikli gelir. Evet. Sizce de öyle mi? Özveri, çalışmak muhakkak, özveri olması için de işi sevmeniz gerekiyor. Bir de çalışmanız gerekiyor. Yani kazandığınız parayı, matbaacılık sektörü sürekli teknolojisi ilerleyen bir sektör. Kazandığınız parayı teknolojinizi ilerletmekte kullanırsanız iş imkanınız sürekli oluyor. Eleman yetiştirmeniz gerekiyor. En büyük sorunlarımızdan biri eleman. Nitelikli eleman, kalifiye eleman. Hani şimdi içeride gezerseniz, görürseniz de zaten çoğu elemanın eski yetiştirdiğim elemandır. Yeni eleman yetiştirmek biraz sıkıntılı. Evet, özellikle bu sektörde. Özellikle matbaacılık sektöründe. Çünkü bizim bir okulumuz, şeyimiz, çıraklık bölümümüz filan da yok. Var da göstermek olarak baksan da var. O da çok fazla bir işe yaramıyor. Matbaacılık sektöründen mezun olan meslekçisinden arkadaşlar da bize gelmiyorlar. Genelde gelmiyorlar. Sadece okumuş olmak için şey yapıyorlar. Evet. Sıkıntımız öyle. Evet. Eleman sıkıntısı. Siz anladığım kadarıyla ikinci nesilsiniz. Çünkü tamam, burada böyle de bir sorumuz var. Yani ikinci nesle devrettiniz mi işleri diye, ama siz ikinci nesil olarak zaten devrediyorsunuz. Yani üçüncü nesile devrediyoruz. Öyle mi? Çocuklarıma tabii artık
O zaman öyle soralım. Yani üçüncü nesle devretme konusunda ne düşünüyorsunuz? Devrettiniz mi? Onu soralım. Evet, üçüncü nesle devrettim diyebilirim. Ben babamdan aldım, ben ikinci neslim. Evet. Ben de emekli oldum, yani 60 yaşına geldim. Hı-hı. Çocuklarım ve gelinim de burada benimle beraber çalışıyorlar. Hı-hı. Onlar da artık işi yürütme aşamasına geldiler. Evet. Belki bir iki sene daha ama artık bundan sonra onlar götürecekler. Fakat işte bizim matbaacı sektörü ne kadar gider bilmiyorum. Onların ondan sonraki nesil için bir şey diyemiyorum. Dijitale dönüşüyormuş evet, ama. Yani o süreçte de dijitale zaten geçmişimizdir mutlaka. Tabii geçtik. Yani üretimimizin %50'si dijital oldu zaten. Hı-hı. Geri kalan %50'si de işte offset, tipo biliyorsunuz evet, kalmadı gibi bir şey yaptık. Flexo, etiket sektöründe Flexo, bunlar da şey yapıyoruz. Ama evet, dijital ağırlıklı oluyor artık. Peki genç sanayicilere bir tavsiyeniz olur mu? Ne gibi bir tavsiyeniz olur? Vallahi genç sanayicilere tavsiyem, mümkün olduğu kadar maliyetleri düşük tutmaya çalışsınlar. Kazandıkları parayı teknolojilerini geliştirmekte ve insan kaynaklarını harcarlarsa, eleman yetiştirmekte harcarlarsa ileride hiçbir zaman pişman olmazlar. Yani belki çok zengin olmayabilirler evet, ama sektör yürür, kendileri de geçinirler. En azından matbaacılık mesleğinde bu meslek ölmeden devam eder diye düşünüyorum. Evet. Peki sizin böyle yapmak isteyip de yapamadığınız, yani şunu da yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? Evet, aslında ben 1981-82 girişli, 85 çıkışlıyım maden mühendisiyim ben. Mühendislik yapmak istedim. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra. Fakat olmadı. Şimdi babamın da isteğiyle bir de işi devredecek kimse de olmayınca yani madenciliği, mühendisliği seviyordum. Onu yapmayı isterdim. Evet. Fakat olmadı, nasip olmadı. O artık bir birikim olarak kenarda evet, duruyor. Peki aktif iş hayatınızın dışında neler yaparsınız buradan çıktıktan sonra? Sosyal yaşantınız nasıldır? Ev, iş ev mi yoksa çeşitli sosyal aktiviteleriniz var mı? Çok fazla sosyal aktivitem yok. Yani bizim meslek biraz bireysel çalışmaya gerektiriyor. Yorgunluktan çok fazla fırsatımız olmuyor. Ama boş vaktim olduğu zaman akşamları ailemle geçirmeyi, çoluğumla çocuğumla vakit geçirmeyi, hafta sonları onlarla bir yere gitmeyi, bir pikniğe gitmeyi, birlikte bir doğaya çıkmayı, daha da fazla vakit bulursam en azından masa tenisi, koşma gibi, yüzme gibi spor faaliyetlerine katılmayı severim. Bunun dışında çok da fazla sosyalleşme veyahut da gece hayatı ya da toplantılar, şeyler filan böyle şeylerle pek bulaşamadık. Mesleğimiz icabı çalışmaktan fırsat da bulamadık. Peki, dünyaya yeniden gelmek diye bir şey olsaydı tekrar bu işi seçer miydiniz? Matbaacılığı seçerdim, güzel. Güzel meslek. Bir şey üretiyorsunuz, bir şey ortaya çıkartıyorsunuz, bir imalat yapıyorsunuz. Aynı şartlarda olsa tamam bir sürü zorluk gördük ama gene de yapardım sanırım.